İran-İsrail gerginliği ne olur, piyasalarımızı nasıl etkiler diye çok fazla soran var. O yüzden daha olaylar çok netleşmeden çok kısa paylaşım yapmak istedim. Esas detayları yarın akşam biraz daha net görmüş olacağız. Ama tarihte İran, İran'dan önce de Pers Krallığı'ydı İran'ın geçmişi. Pers Krallığı tarihinde Yahudilerle savaşmamıştır. Yani 2000 yıldır savaş yok ortada. Aynı şekilde daha sonra İran İmparatorluğu kurulduktan sonra da acayip şekilde Araplar İsrail'le savaştı defalarca. Mısır olsun, diğer Arap ülkeleri olsun ama asla savaşmadı. Neydi onun ismi? İran. Dolayısıyla İran'ın bugüne kadar yapmadığı bir şey. Böyle İsrail'e savaşmak. Dolayısıyla çoğu uluslararası ilişkiler uzmanının da söylediği bu çok daha böyle işte kısa süreli o ona bir şey attı, o ona bir şey attı gibi bitecek bir şey diye söyleniyor. Hatta Trump'ın bununla ilgili bir açıklaması var. Bundan yıllar önce diyor ki İran bir şey atacaktı. Çok kızmıştı. Beni aradı. Ben ona birkaç tane koordinat verdim. O koordinatları atın, orada bir şey yok dedim. İşte hem Amerika'ya hem bize hem de onlara bir şeyler attı. Öyle anlaştık, çözdük olayları falan demişti. Dolayısıyla yine böyle bir şey olma ihtimali daha yüksek. Böyle bir şey olursa işte yarına zaten olay biraz sakinler ve kapanır diyenler çoğunlukta. Böyle bir şey olursa piyasalarda Bitcoin ve diğer coinlerde çok hızlı bir düşüş oldu. Oradan bir tepki yapar ve toparlar. Aynı şekilde altın işte daha önceden zaten bunu fiyatlamıştı. Son 1,5 aydır dolar bazı %20-25 arttı. Belki de bunu evvelden biliyorlardı. O yüzden bunu yaptılar. Ondan sonra olay büyümezse o da biraz sakinler. Borsada da açılışta belki bir düşüş olursa olur. Ama çok büyük bir etkisi olmadan olay toparlar. Dolayısıyla panik olacak bir şey olmaz. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo, Allah korusun, İşte silah lobilerinin daha çok istediği veya işte başkalarının daha çok istediği, işte İran'ın çünkü ilgili bir sürü Amerika'nın şeyleri var, hedefleri var. İş büyürse, işte İsrail bunun üzerine bir daha saldırırsa, İran'a bir daha saldırırsa, o diğer bölgelere de genişlerse olay, Allah korusun daha büyük bir şey olursa, diğer ülkelerde katılırsa, o zaman tabii borsada düşüş olur, düşüş de başlar. Ve tabii bu da hani piyasalar için o zaman borsalar çok düşer. Aynı şekilde altın çok çıkar, kriptolar çok düşer vesaire böyle kötü kötü senaryolar olabilir. Bu tarihte en son ne zaman bizim en büyük yaşadığımız şey işte 91'de Körfez Savaşı'nın birincisidir. O çok ciddi bir savaştı. Orada daha önce anlattım işte bizim elimizde 100 liralık bir Türkiye'nin en büyük Koç grubu şirketi vardı Fortunosan. Savaş çıkana kadar ama orada savaş çıkacak diye piyasa zaten çok düşmüştü. 30'a kadar düşmüştü. Savaş çıktı, bombalar atıldı. 20'ye düştü hissemiz, elimizdeki 100 liralık hisse 20'ye düştü. Ondan sonra savaş devam ederken yukarı çıktı. Yani o kadar kötü bir savaşta bile borsa çok düştü ama ondan sonra savaşın 4. 5. işte gününde tekrardan normale dönmeye başladı. Ondan sonra da 2-3 ay sonra tekrar o tarih izlerine tekrar geldi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum zaten size sürekli söylediğim şey. Pandemiyi bilemezsiniz, savaşları bilemezsiniz, depremleri bilemezsiniz. Bunları bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için birinci kural borsalarda asla ve asla kaldıraç kullanmamak lazım. Dün işte biri inanılmaz bir para kaybetmiş Bitcoin'de paylaşıldı. 1 milyon dolar mı kaybetmiş, milyar dolar mı artık rakamları bile karıştırıyorum. Çünkü adam kaldıraçlı yapmış. Kaldıraç demek 1 liranız varken 10 liralık alım yapmanız. 1 liralık varken 10 lira alım yaparsanız bu Forex'te de yapılıyor, Bitcoin'de de yapılıyor, yani coinlerde de yapılıyor, borsada da yapılıyor. Kaldıraç yaparsanız yani olmayan parayla girerseniz bütün paranızı kaybedersiniz. Ama kaldıraçınız yoksa benim şu anda hisselerim var arkadaşlar. Ben paniklemeyeyim vallahi değilim. Hatta şöyle düşünüyorum yine hani inşallah büyümez ama hani büyümese bile böyle büyür diye insanlar korkar da düşerse de diyorum 3-4 gün daha düşerse ben yine iyi şirketlerden biraz daha alırım. Hani %100 liralık şirket yani bir Ege Endüstri işte 16'dan ya işte ne bileyim o, ya da ne bileyim işte Türk Traktör ya da hani Port Pegasus Türk Hava Yolları böyle düşerse de %10, 20, 30 neyse tekrardan alırım diyorum. Dolayısıyla hasıla bakarsanız bu tip olaylarda böyle panik olacak insani olarak çok şey var. Üzülecek çok şey var. Allah korusun savaşlar çok tehlikeli. Ama normal basit mantıkla yatırım aracıları olarak baktığınızda çok fazla korkulacak bir şey yok. Çünkü düşse bile bugün 100 liralık hisseniz emin olun bakın yani 50'ye düşse 3 ay sonra 4 ay sonra tekrar aynı noktalara giriyor. Dolayısıyla
Panik olmaya çok gerek olan bir durum değil. Yarın akşam yine bakarız. Pazar sabahı erkenden yine bakarız ama panikle zaten satarsanız, yani şimdi 100 liralık hisseyi sen panikle 90'a satarsan ve anında yükselirse de bu sefer kafayı vurabilirsin. Yani 90'a sattın sabahleyin koşa koşa. Çoğu insanın yapmak düşüneceği bu. O sırada dediler ki biz olayı büyütmüyoruz. Barıştık veya tamam anlaştık. Bu sefer alt sattığınız şeyi yerine koyamazsınız. Ya da işte panikle tepeden altın alırsanız biz barıştık derlerse düşerler. Dolayısıyla bu tip olaylarda olay çıktıktan sonra hareket etmek çok tehlikelidir. Böyle durumlarda benim stratejim. Bu Mert Başaran stratejisi arkadaşlar. Ben hiç bakmam bile, düşerse düşer. Çünkü savaşı ben engelleyemem bu saatten sonra olursa. Düşerse düşer. Beklerim tekrar bu bittiğinde çıkmasını. Çünkü değil mi yani sabahleyin. Yani bu geceden satamıyorsunuz bildiğiniz üzere. Yani sabah satabilirsiniz. Sabah satarken de pazar sabah düşük fiyattan satacaksın. Yani ben 100 liralık şeyi 90'a niye satayım? Ha diyenler olabilir ki çok büyürse 70'ten geri alırız. Evet. Öyle bir olasılık var ama onu da bilemiyorsunuz. Düşer mi, düşmez mi, geri alabilir misiniz, alamaz mısınız? O yüzden benim stratejim, ben her zaman tutan taraftayım. Bugüne kadar da hiç zararını görmedim. Bugün yine diyorum çok büyük felaket bile olsa 100 liralık hissem 50'ye bile düşse ben gülüp geçerim. Çünkü 6 ay sonra onu yine 101'e satacağımı, iyi şirketse yine 102'ye satacağımı biliyorum. Yine tarih zirvesine geçeceğini biliyorum. Sürekli bir trader olmak zorunda değiliz. Hani satacağız, geri alacağız. Bunlar çok büyük profesyonellerin yapacağı şeyler. Onlar da çoğunlukla yanılıyorlar. Bunlar size para kaybettirir. Panik para kaybettirir. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Dua edeceksiniz. Kimsenin zararı olmadan bu iş bitsin. Ülkemizde de dünyada da. Ama velev ki oldu. Panikle hareket etmek çok çok saçma. Çünkü sonunda yerine koyamıyorsunuz. Yeter ki kaldıraçlı şeyleriniz olmasın. Kredili malınız olmasın. Kaldıraçlı malınız olmasın. Bir de vadesi olan malınız olmasın. Hep onu söylüyorum. Bakın hep söylediğim şey vadesi olan. Yani 2 ay sonra borcunuz varsa, 1 ay sonra borcunuz varsa evet biraz sıkıntı olabiliyor bu tip olaylar ama uzun vadeli, bir iki yıl vadeli bak aldınız ki hisselerde hiç korkacak bir şey yok. Tam tersine büyük düşüşler gerçekten fırsatlar yaratabilir. Ama dediğim gibi hani bugüne kadarki geçmiş tecrübelerimiz çok çok böyle büyük bir şey olma ihtimalini uluslararası ekonomi, uluslararası para ilişkiler uzmanlarının söyledikleriyle beraber harmanlarsak yok gibi gözüküyor Allah korusun diye düşünüyoruz. Dünya çünkü öyle bir yer ki artık yani Amerika ve İsrail ve işte NATO ve Avrupa bloğu o kadar silah ve maddi olarak güçlü ki dolayısıyla hani burada böyle çok çok büyük bir şeyin olup dünyaya sıçraması da öyle çok kolay değil. İşte Ukrayna'da oldu. Gördüğünüz Rusya Ukrayna'ya savaşıyor ama limitli kalıyor. İşte Orta Doğu'da bir şey de oluyor. Limitli kalıyor. Yani bu kadar büyük bir çok uluslu şirketlerin çok para kazandığı bir dünyada 1940'lar gibi, 45'ler gibi, 30'lar gibi büyük şey savaşların olma ihtimali çok çok daha az. Tabii ki olmaz diye bir şey yok. Bir tane çılgın, hastalıklı biri bir şeyler yapabilir. Ama genel itibariyle ben hani çok aşırı karamsar, aşırı korkak bakmıyorum burada malı olanlar için. Olmayanlar için ama nakit olanlar için evet fırsat olacak. Nakitiniz varsa pazartesi sabahı böyle çok ciddi düşüş olursa olayda böyle çözümlenme aşamasına gelirse oradan panikle düş satanların elinden alınır mı? Alınır. Bunu yapanlar olacak mı? Olacak. Ama dediğim gibi daha konuşmak için erken. Ama sadece her zaman söylediğim şey diyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar en büyük felaket bile olsa emin olun 3 ay sonra unutuluyor, 2 ay sonra unutuluyor. Bir daha bu rakamları göremiyorsunuz. En büyük felaket bile oluyor. Yine endeks 10.000'i, 11.000'i, 12.000'i görüyor. Yine iyi şirketler zirvelerini görüyor. Dolayısıyla biraz sakin olmak, panik olmamak lazım. Aynı şekilde coinler için de geçerli. Çok acayip sert hareket yaptılar. Onlarda da aynı şekilde belki bir iki güne bu olay sakinlerse toparlanma olur. İki senaryo var. Programın başında anlattığım gibi onu pazar akşamı, pazartesi sabahtan tekrar konuşuruz. Duruma göre İsrail'in ve İran'ın durumunu ne yaptıklarına göre birbirlerine.